Euzubillahimineşşeytanirracim. İnna fetahna leke fethan mübina liyaghfira leke Allahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teahhara ve yutimme ni'meteh aleyke ve yehdiyeke sıradan müstakime ve yensureke Allahu nasran azize vellezî أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله ربنا الأعلى Gerçek şu ki ey Muhammed, biz senin için apaçık bir zaferin önünü açtık. Bu şekilde gelecek bütün günahların Allah'ın bağışlaması üzerindeki nimetini tamamlaması, seni böylece dosdoğru bir yola etmesi ve Allah'ın sana onur ve zafer dolu bir yardımla destek vermesi içindir. O inananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ın Allah'ıdır. Hakkıyla bilen hükmet sahibidir. Bütün bu lütuflar Allah'ın mümin erkeklerle mümin kadınları içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokması ve onların kötülüklerini örtüp
bağışlaması içindir. İşte bu Allah katında büyük bir kurtuluştur. Müminlere yapılan bu yardım, diğer taraftan Allah hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklerle, münafık kadınları, müşrik erkeklerle, müşrik kadınları cezalandırması içindir. İnananların başına gelmesini istedikleri kötülük kendi başlarına dönsün. Allah onları, onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. O cehennem ne kötü bir dönüş yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'a aittir. Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Gerçek şu ki biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah ve Resulüne iman edesiniz. Onun izzetini takdir edip destekleyesiniz. Ona saygı gösteresiniz. Ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamber gönderdik diyor Cenab-ı Allah. Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetler içerisinde bulunduran, bizleri mümin olarak, Müslüman olarak yaşatan, sağlık ve afiyet içerisinde bulunduran Yüce Mevla'ya hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamber Efendimiz'e, onun temiz âline ve ashabına salat ve selam olsun. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlül ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi doğruyu öğret, doğruyu söylet, doğruyu yaşat, doğruyu yaşayanlarla bizleri haşret ya Rabbi. Hayırlı günler, hayırlı gelecekler aziz izleyici kardeşlerim. Sizlerle bir tefekkür programında yine beraberiz. Tefekkür bildiğimiz gibi düşünmektir. Gerçeği düşünmek, hakikati düşünmek, Allah'ın bize verdikleri nimetleri düşünmek, ona göre hareket etmek, ona göre yaşamak, bunları kendimize dert edinmektir. Bunları çözmeye çalışmaktır. Bugün sohbetimde nasip olursa inşallah, insanın dünyaya geliş gayesi ve dünyada bir imtihan içinde olması ve bunun icabı olarak da yapmaması ve yapması gereken şeyleri kısaca anlatmaya çalışacağım. Zaten önümüzde bir yılbaşı olayı var. Bu yılbaşı geldiği zaman insanlarda bir değişiklikler, bir hareketlenme, bir şeyler oluyor. Bunun üzerine de biraz bir nebze durmakta fayda görüyorum. Evet. Cenab-ı Allah bizden evvel başka kavimler yaratmış. Başka peygamberler göndermiş. O peygamberlere de vazifeler vermiş. O peygamberlerin ümmetlerine de bazı yükümlülükler vermiş. Ancak bir devir yaşanıyor. Ondan sonra bakıyorsun ki içeriye giren münafıklar, dışarıdan çalışan bozguncular, şeytanlar o dini bozmuşlar. Yerine başka şeyler koymaya çalışmışlar. Bu tarih böylece devam edip geliyor. Tevhid dinini peygamberler vasıtasıyla gönderdiği kitaplarla ortaya koyan Cenab-ı Allah, sonrakiler yine onun tevhid dinini bozuyorlar. Şirkle, nifakla, başka inançlarla dolduruyorlar. Aynen öyle olmuş. Hazreti Musa'nın getirdiği tevhid inancı, Hazreti İsa'nın getirdiği tevhid inancı bozulmuş. Ama hala o bozguncuların zararlarını, ziyanlarını, kötülüklerini çekmekteyiz. En iyi mücadele muhakkak ki bunlara yapılan ve bunlardan daha kuvvetli hale gelebilecek bir mücadeledir.
Ne zaman ki İslam orduları kuvvetlenmiş, İslam devletleri kuvvetlenmiş, batıdan gelecek, doğudan gelecek kötülüklere karşı koyabilecek güç elde etmişler, o zaman İslam'ın önünde kimse duramamış. İslam ordularının önünde kimse duramamış. Ta Almanya'nın içlerine kadar gitmişler. Bugün Avusturya diye bilinen yerde de bizim ecdadımız mekan tutmuş oraları. Efendim, Hindistan'ın içlerine kadar gitmişler. Azerbaycan daha ilerisine, Kafkaslara kadar gelmişler. Hatta Avrupa'nın bir tarafından İspanya'yı fethetmişler. Oralarda asırlarca orada hükümran olmuşlar. Neyle olmuşlar? Güçle, kuvvetle olmuşlar. Sade inanmak yetmiyor. İnançla beraber düşmanına karşı, inanmayanlara karşı, İslam'a zarar verecek olanlara karşı kendimizi hazırlamamız, ordumuzu hazırlamamız, kuvvetlememiz, güçlenmemiz gerekiyor. Bu uğurda çalışanlardan Allah razı olsun. Allah gayretlerini, kuvvetlerini artırsın. Ordumuzun, silahlı kuvvetlerimizin, başındakilerin, ona yardımcı olanların, onlara silah hazırlayanların, onlara güç kuvvet katanların hepsinden Allah razı olsun. Allah güçlerini, kuvvetlerini artırsın. Ki İslam'ın bekası ancak böyle olur. Sadece dua edip Cenab-ı Allah'tan "Ya Rabbi bizi kurtar, bizi koru, bunların şerrinden bizi koru" demekle olmaz. Biz, bizim üzerimize düşen Allah'ın kanunları, Allah'ın sünneti olan şeyleri yerine getireceğiz, hazırlığımızı yapacağız, onlardan daha güçlü olmaya çalışacağız, ondan sonra da Allah'tan yine yardım talep edeceğiz. Hiçbir şey yapmadan "Ya Rabbi oturduğumuz yerde bize yardım et" dersek o dua olmaz. Öyle bir dua da kabul olmaz. Bu nedenle niye anlattım bunları? Bugün bir batı alemi var. Her şeyle İslam'a düşmanlığını ortaya koymuş vaziyette. Geçmişte bu kadar açık değildi. Afrika'nın bir devletine giderler, orayı yakar yıkar, sömürürler, nimetlerini elde ederler. Efendim, giderlerdi, biz seyrederdik, bir şey diyemezdik, diyemezdik de. Efendim, bize ne dedik canım, işte falan yerde şöyle yapmışlar, falan yerde böyle yapmışlar. Ama oradan gele gele artık İslam aleminin içine girildi, Afrika halledildi. Şu anda Asya ve Avrupa kıtalarındaki Müslümanların üzerine alabildiğine bir baskı, bir terör var. Kim tarafından? Batı tarafından, yani Hristiyan ve Yahudi alemi tarafından. Bunlar aslında ehli kitap. Bunlar aslında Allah'a inanıyorlar. Ama Allah'a şirk olarak inanıyorlar. Yani Allah'a birilerini ortak koşarak inanıyorlar. Allah'ın yanında başka ilahlar koyuyorlar. Yahudiler daha değişik vaziyette. Onlar da haşa, Allah'ı kendilerine ait kabul ediyorlar. Ve devamlı dinleri bozmak, nifak sokmak, zarar vermek için hareket ediyorlar. Allah'ın onlara gönderdiği 10 emrin bir tanesini bile yerine getirmiyorlar şu anda. Böyle bir durumdalar. Asıl biz onlara sahip çıkarken onlar güçlenince bizi yok etmeye çalışıyorlar. İspanya'dan kovulmuşlar, Osmanlı sahip çıkmış. Efendim, başka yerden, işte Almanya'dan kovulmuşlar, buna sahip çıkmış. Ama bugün ellerine güç gelmiş, bir kaşık suda Müslüman alemini boğmak istiyorlar. Filistin'e, Mescid-i Aksa'ya ve diğer Müslümanlara yaptıkları kötülükleri hepimiz biliyoruz. Cenab-ı Allah bize Kur'an-ı Kerim'inde bu hususu çok önceden haber vermiş. وَلَنْ تَرْزَا عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Cenab-ı Allah diyor ki, ya Muhammed veya tümümüze veya bugüne kadar inanmışlara, ey müminler, siz Yahudileri,
Hristiyanları razı edemezsiniz. Memnun edemezsiniz. Hatta tettebi'a milletehum. Ta ki onların milletine tabi olana kadar. Onların idaresine, onların yönetimine, onların inancına, onların adetlerine, her şeylerine tabi olsanız belki razı olurlar. Yani biz de Hristiyan olduk derseniz bir gün gelir de o zaman belki razı olurlar. Ki işte mesela geçmişte Müslümanken bugün İslam'dan eser kalmamış bazı yerler var oralarda. İsim vermek istemiyorum. Onlara bir şey dedikleri yok. Çünkü onlar zaten onlardan olmuş sayılıyorlar. Allah da bize bunu haber veriyor. Yani onlara tabi olmayın. Onları dost edinmeyin. Onların dostluğundan size fayda gelmez. Ancak kendinize yetecek kadar güç kuvvet hazırlayın ki onların elinden kendinizi koruyasınız diyor. Ama bizde bu bilinç yok canım ya sen şimdi şeyi bırakalım eski şeyleri falan gibisinden. Yılbaşı geliyor işte yılbaşı önümüzde. Ne kadar yapılacak şey varsa yapılabilmesi ihtimali olan şeyler varsa hepsi Batı'nın bize enjekte ettiği kötü ahlak, kötülükler. Hayırlı bir şey yok, icraat yok. Ne yapılır yılbaşında? İçki içilir. Ne yapılır? Kumar oynanır. Ne yapılır? Çam kesilir. Ne yapılır? Hindi kesilir. Yani her şeyle israf, her şeyle haram olan şeyler böylece bize enjekte edilmiş. Biz de kuzu kuzu onların isteklerine uyuyoruz, böylece devam ediyoruz. Yani niye? Batı yapıyor diye biz yapmak mecburiyetinde miyiz yani bu işleri? Hristiyan alemi, Yahudi alemi yapıyor diye biz de yapmak mecburiyetinde miyiz? Yani böyle bir şey, böyle bir anlayış, böyle bir şey olabilir mi, mümkün mü? Maalesef böyle devam ediyoruz. Yani bir kendimize gelelim, düşünelim, akledelim, fikredelim. Bir Müslüman olarak, bir İslam aleminin tabisi olarak bizim yapmamız gereken şeyler neler? Nasıl yaparsak biz bunlarla baş ederiz? Bunu düşünmemiz lazım. Yılbaşı biz kabul etsek de etmesek de yılbaşı. Yani ya bunların yılbaşını değiştirelim. Başka yılbaşı icat edelim. Hafta tatillerimizi mesaimizi ona göre ayarlayalım falan. O aşamada değiliz şu anda. Yani dünyayla beraber Hristiyan alemi de aynı şeyde. Diğer milletlerde, diğer devletlerde hemen hemen aynı şeylere kanaattılar. Dolayısıyla bu şeyin üzerinde devam etmemiz lazım. Bunda bir şey sakınca yok. Yani yılbaşının 1 Ocak olması, olmaması bizim için bir şey fark ettirmez. Ancak buradaki yapılması gereken şeylerin, Müslümanın yapması gereken şeyler ayrı, dinsizlerin yapması gereken şeyler ayrı şeylerdir. Ben niye kumar oynamak mecburiyetine kalayım ki yılbaşı oldu diye? Ben niye içki içmek mecburiyetine kalayım ki yılbaşı oldu diye? Ben niye kötü ahlaklı şeyler, ahlaksızca şeyler yapmak mecburiyetine kalayım ki? Yani hindi yiyeceksem, tavuk yiyeceksem başka zamanda da yerim. İlla o güne mahsus niye şey yapayım yani? Niye yeşili, güzelliği, ağaçları keseyim de süsleyeyim yılbaşı olmuş diye? Nedir yani böyle şeyler? Bunlar kötü ahlak ve Batı'nın ahlakı. Bizi enjekte etmişler. Biz de saf saf bu işe devam ediyoruz. Halbuki bir Müslümanın yapması gereken şey nedir? Evvela şunu düşünmek lazım. Hani bir laf vardır. Derler ki ölümün nedeni doğumdur. Doğduğun zaman ölmeyi hak ettin. Muhakkak öleceksin. Doğmasaydık belki ölmezdik. Niye? Çünkü yoktuk. Doğduysak öleceğiz. Bunun çaresi yok. Ama bir gün sonra, ama 1000 sene sonra, ama 60-70 sene sonra, 80 sene sonra muhakkak öleceğiz. Bir yolda gidiyoruz. Hani uzun ince bir yoldayım diyor ya şair. Onun gibi bir yolda gidiyoruz. Bir gün gelecek,
ecelimiz bitecek ve vefat edeceğiz. Her geçen sene bizi o menzile yaklaştırmakta. Geçen seneler geçmiş. Gelecekte ömrümüzden bir sene daha gitti demektir bu sene. 2017 bitti, bitiyor ve bir sene daha gidiyor. O halde düşünen insan, akleden insan bence şunu yapmalı. Yılbaşında şöyle bir muhasebe yapmalı. Müslümanın yapması gereken şey bu bence. Nasıl bir muhasebe yapmalı? Esnaf olan, bilmem ne olan, efendim gelirini giderini hesaplayabilir, onda bir zararı yok. Ya bu sene ben ne kadar para kazandım, nerelere harcadım, ne kadar giderim, ne kadar gelirim oldu, bunu hesaplayabilir. Bu da onun menfaatindedir tabii ki. Yani zaten bu muhasebecilerin yaptığı da budur. Seneden seneye bir gelir gider şeyi hazırlarlar ve her işte kendilerine bağlı olan esnafın şeyini ortaya kollar. Derler ki sen bu sene şu kadar para girdisi yapmışsın, şu kadar da çıktı yapmışsın. Şu kadar gelirin var, şu kadar giderin var derler. Ona bir cevap verirler. Aynen onun gibi insan kendi kendisinin de muhasebesini yapması lazım. Sadece paranın veyahut maddi gelirin muhasebesiyle bitirmememiz lazım. Gerçek bir muhasebe yapmamız lazım. Nedir o gerçek muhasebe? Ya ben 2017'de nasıl yaşadım? Neler yaptım? Hangi iyi işleri yaptım? Hangi hayırlı işleri yaptım? Zekatımı verebildim mi? Orucumu tutabildim mi? 5 vakit namazımı kılabildim mi? Fakira fukaraya yardımcı olabildim mi? Akrabama, yakınlarıma bir şeyler verebildim mi? Onlara yardımcı olabildim mi? Veya kime kötülüğüm oldu? Kime zararlı bir iş yaptım? Birisinin hakkı, hukuku benim üzerimde kaldı mı? Hangi günahları işledim? O günahlar için tövbe ettim mi? Hala o günahlar işlemeye devam ediyor muyum? İşte bugünlerin bir hesabını yapmak lazım. Al eline kalemi, otur, yaz. Bakalım ne çıkıyor. Gülmemiz mi lazım? Ağlamamız mı lazım? O zaman ortaya çıkar bu muhasebeyi yaptığımız zaman. Bence yılbaşını kutlamanın en güzel yolu, en kolay yolu bu. Eğer bir şeydeysek, menfaattaysak, hayır yönünden ilerideysek gülüp oynayabiliriz. Onda bir mahsur olmaz. Çünkü ben bu sene derim, çok güzel işler yapmışım. Çok güzel hayırlarda bulunmuşum. İnsanlara menfaatli şeyler yapmışım. Cenab-ı Allah inşallah bunların karşılığını bana verecektir derim. Sevinirim, iftihar ederim efendim, ama günahlarıma, kötülüklerime, kayıplarıma baktığım zaman da ağlamam lazım, başka çarem yok. Onları gidermek, onları yok etmek için gayret göstermem lazım. Ne diyordu Cenab-ı Allah? İnnel hasenate yüzhibne seyyiat. Cenab-ı Allah iyiliklerin karşılığında kötülükleri yok eder. Sen iyilik yaparsan, güzellik yaparsan, kötü olan amellerin yok olur inşallah. Buna gayret etmek lazım. Burada geçmişten kalan kitabımdan bir bölüm arz etmek istiyorum. Tarihte, İslam tarihinde yaşamış güzel insanlardan bir tanesi de Pehlül Dana diye bir insan vardır. Kendine göre Mecnun, deli gibi görülür ama çok akıllı sözleri, çok ibretlik hareketleri vardır. O kardeşi padişahmış veya yöneticiymiş. Kendisi de onun yanında kalırmış. Böyle deli divane vaziyette dolaşırmış. Ama padişaha da çok nasihatleri olurmuş kardeşine de. İşte
bir gün böyle bayram günü, biz de şimdi yılbaşını bayramvari hareketle kutlamaya başladık. Onun için misal vermiş olayım. Diyor ki kardeşi, ya işte üstünün başını şöyle bir düzelt, değiştir. Milletin içerisine çıkıyorsun. Sen padişahın kardeşisin. Elbise, güzel elbise giy. Güzel işler yap falan, görün böyle falan deyince o ona birkaç tane beyitle cevap veriyor kardeşine. Diyor ki, ey kardeşim, leysel iyidü limen lebisel cedid. Yeni elbise giymekle bayram olmaz. Ve innemel iyidü limen emine minel vah. Bayram Allah'ın azabından kurtulanlar içindir. Sen bayram etmek istiyorsan bunu düşün diyor yani. Bayram yeni elbise giymeyle, yeni yıla girmeyle falan bayram olmaz. Ya Allah'ın rızasını kazanacak bir iş yaptıysan, işte o zaman senin için bayramdır. O zaman senin için yılbaşıdır. O zaman senin için kutlaması gereken bir gündür, gecedir. Yoksa onlar öbür şeyler, hikmetsiz şeyler, gereksiz şeyler. Evet. Leysel idü limen tecezze bil udut. Bayram üzerine koku dökülenler için olmadı. Hani insanlar süslendikten sonra bir de güzel kokmak için esans falan sürerler, kokular, güzel kokular dökerler ya. Efendim, bu da bir bayramlık değil diyor bence. Ya bayram tövbesinden dönmeyenler içindir. Demin dedik ya, şimdi bir baktık ki 2017'yi şöyle gözden geçirdik. Eyvah, günahlarımız var. Neler yapmışız? Biz biliyoruz. Kimse bilmese bile Allah biliyor. Biz de biliyoruz. Şu omuzumuzdaki melekler de yazdılar onu deftere. Kayıt ettiler. Ne yapacağız? O günahlardan kurtulmak için tevbe edeceğiz. Onun için çalışacağız. Dolayısıyla tevbe ettik mi? Etmediysek hemen başlayalım. Tevbe ettik ama sözümüzde durabildik mi? Yoksa ondan sonra tövbeyi bozduk, yine mi aynı şeyi devam etmeye başladık? Yine mi aynı hatayı işlemeye başladık? Yani her hareketimizi bir muhasebesini yapmak durumundayız. Bununla beraber, bu muhasebeyle beraber bir de şeye bakmamız lazım. Memleketimiz için, milletimiz için, oturduğumuz şehir için, mahallemiz için, köyümüz için ne yaptık? Hangi hayırlı hizmeti yaptık? Hangi insana faydalı olduk? Hangi insanın bir Allah razı olsun senden duasını alabildik? Bunun da muhasebesini yapmamız lazım. Buna da çalışmamız lazım. Memlekete elimizden gelse, fırsat bulsak, çalıp çırpacağız. Efendim, ondan sonra memleket bizimdir diyeceğiz. Memleketin şeylerinden, nimetlerinden istifade edeceğiz. Böyle değil aziz kardeşlerim. Biz bu memlekette yaşıyorsak, Allah'ın emaneti olan, bize verilen şeylere dikkat etmemiz lazım. Korumamız lazım. Önceliklerimizi yapmamız lazım. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde bize yardım etmeyi emrederken, başkalarına bir şeyler vermeyi emrederken,
Başta yakınlarımıza yardım etmeyi emrederek başlar. Ve atizel gurba hakkahu vel miskine. Bakın evvela ve atizel gurba, yakınlarına ver diyor Cenab-ı Allah. Hakkahu, onun hakkını, yakınların hakkını ver. Yani yakınında olan, komşun olan, akraban olan insanlardan muhtaç olanlar varsa yardım etmeye onlardan başla. Evvela onlara yardım et. Sonra miskinlere, yetimlere, yolda kalmışlara, diğerlerine yardım et. Hatta dünyanın her yerindeki fakira, fukaraya, ezilene, mazluma yardım et tabii ki. Ama çevremizden başlıyoruz. Şimdi bu memleketi düşünüyorsak, işçi işinde iyi çalışacak, kaytarmayacak. Memur vazifesini, mesaisini tam yapacak. Sigara içmek için dışarı çıkıp bir saat, yarım saat oyalanıp gelen insanları orada perişan etmeyecek. Devletin verdiği kağıdıyla elini silip çöp tenekesine atmayacak. Devletini sevecek. Milletini sevecek. Onun malını, bir inne bile olsa, toplu inne bile olsa koruyacak. İsraf etmeyecek. Devletimize, milletimize karşı da kendimizi hesaba çekmeliyiz. Ben nasıl davranıyorum? Ben iş yerimde nasıl çalışıyorum? Ben gerçekten aldığım maaşın hakkını veriyor muyum? Diye bilmeli insan. Bunun hesabını da sormalı kendinden. Bence yılbaşı muhasebesinin en güzellerinden, en yararlarından, en doğrularından biri de bu muhasebedir. Gidiyorsun vatandaş, yerinde oyun oynuyor. Sistem gitti diyor, gönderiyor seni. Bir şey diyemiyorsun. Bilmiyor ki sistemin ne olduğunu, ne olmadığını. Vatandaş ne bilsin? Yerinde bulmak mümkün değil. 5-6 tane masa var orada, varıyorsun, memur yok. Bilmiyoruz nereye gittiler. Hesap sorma hakkımız yok. Milliyetçilik budur. Milletini, devletini sevmektir. Onu korumaktır. Onun için fedakarane çalışmaktır. Sana verdiği paradan daha fazla mesai verebilmektir. Hani bazen misal veririm burada. İşte Japonlar 8 saat mesai yaparlarmış. Maaşlarını 8 saate göre alıyorlar. Ama bir saatte, 9. saati de bizden olsun devletimizde diye çalışırlarmış. Ama çalışırlarmış yani. Kaytararak değil. 9 saat çalışırlar ama 8 saat mesai alırlar. İşte milliyetçilik budur. Memleketin, milletin, şehrin, köyün menfaatine olan şeyleri yapmaktır milliyetçilik. Bazılarına bu daha değişik manalar ifade edebilir. Ama bizim köyümüzde şey vardır, böyle bir deyim vardır. Birisi bir başkasına faydalı iş yaptığı zaman veya çevresine, bilgisayarına menfaat sağladığı zaman ne milliyetçi insan derler. Milliyetçilik anlamı budur aslında. Onun için memleketimizi, milletimizi sevmeliyiz. Alışveriş yaparken de buna dikkat etmeliyiz. Mesela, işte yılbaşı olsun, başka zamanlarda olsun, girdik markete, evimize yağ alacağız, tuz alacağız, et alacağız, ot alacağız, neyse. Birçok şey alıyoruz. Bence milliyetçi insanın düşünmesi gereken, memleketini, milletini seven insanın düşünmesi gereken şey şudur. O markette
almam gereken şeylerin memleketinde üretileni varsa onu tercih etmeliyim birinci etapta. Gidip de Yahudinin ürettiğini, Almanın ürettiğini, İngilizin ürettiğini, Amerikalının ürettiğini almamalıyım. Bilmiyorum, hatamı işliyorum. Söylediğim söz bu benim. Doğrusu bu kabul ediyorum. Her markete gittiğimde benim aklıma şu gelir. O temizlik rayonuna giderim. İşte eve şu alınacak, bu alınacak. Toz alınacak, bilmem çamaşır makinesine, bulaşık makinesine bilmem ne alınacak. Sorarım oradakilere. Ben bilmiyorum çünkü. Bu Türkiye'de üretilen ne var bunların içerisinde? Sahipleri kim bunların derim, sorarım. Onu almaya çalışırım. Bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bugün İslam aleminin üretimi az olduğu için tükettiğimiz her şey kafirlerin ürettiği şeyler, yabancıların ürettiği şeyler. Olanca paramızı onlara veriyoruz. Araba alıyoruz, paramız onlara gidiyor. Bilgisayar alıyoruz, paramız onlara gidiyor. Telefon alıyoruz, paramız onlara gidiyor. Ne alırsak alalım, paramızı dışarıya gönderiyoruz. Yahu bari şu yediğimiz, içtiğimiz, kullandığımız ufak tefek eşyalar var ya, onlarda bari şeylerimizi kendimiz koruyalım yani lütfen. Kendi aldıklarımız, kendi ürettiklerimizden olsun, ne olur ya, sanki. Bu konuda da kendimizi bir hesaba çekelim. Çünkü Cenab-ı Allah Mülk Suresinin 2. ayetinde liyebluveküm eyyüküm ahsenu amela diyor ki ben sizi imtihan ederim. Hayatla ölüm arasında imtihana tabi tutarım. Hanginiz daha güzel iş yaptınız? Cenab-ı Allah bizi güzel iş yapmakla mükafatlandırıyor. Ebedi olan hayatımız ahiret hayatındaki yerimizi ancak yaptığımız bu güzel işlerle kazanacağız. Güzel işler de işte bu saydığımız güzel muhasebelerle elde edilir. Hayatımızı bir hesap kitap içerisinde tutarak yönlendirirsek, hareket edersek, kendimizi idare edebilirsek o zaman şey yapılabilir. Yine imtihan içinde olduğumuzu bildiren birçok ayet vardır ya. Bir başka ayetten, Bakara suresindeki ayetten, 155. ayetten bahsedeyim. Estağfirullah. Ve lenebluvenneküm bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naksin minel envali vel enfusi ve semerat ve beşiris sabirin. Hani cenazelerimiz olduğu zaman hoca kardeşlerimiz, hafızlarımız gelirler. Orada bir Kur'an-ı Kerim okurlar, taziye dilerler ya. İşte okunan ayetlerden birisi de budur orada. Ama manasını bilmediğimiz için de onu biz dua şey yaparız. Hemen ölülerimizin ruhuna göndeririz. Aslında bu ayetler ölülere değil dirilere hitap ediyor. Sağlara hitap ediyor. Burada ölüden hiç bahsedilmiyor. Şöyle bahsediliyor. Ve lenebluvenneküm. Muhakkak biz sizi imtihan ederiz diyor Cenab-ı Allah. Deneriz, imtihan ederiz. Neyle? Bir şeyin, herhangi bir şeylerle. Minel havfi, korkuyla. Ve cûr, açlıkla. Ve neksi minel enval,
mallarınızı noksanlaştırarak. Bir bakar ki adam sabahtan kalkmış, malını mülkünü kaybetmiş. Veyahut başka nedenlerle zenginken fakir olmuş. Vel enfüsi, içinizden evladınız ölür, hanımın ölür, çocuğun ölür, baban ölür, deden ölür. Bir gün evvel beraber yaşadığın insan bir bakarsın ki ertesi gün gitmiş. Bunlar hep bir imtihandır diyor Cenab-ı Allah. Ve semerat, gelirlerinizle, ürettiğiniz şeylerle de imtihan ederiz. Ekini ekersiniz, biter, yetişir, bakarsınız ki yanmış, kül olmuş. Allah korusun. Bahçen bir dola yağmış, yerle bir olmuş. Hiç üretim kalmamış. Ki bu işte olan şeyler. Geçenlerde bundan bir iki ay evveldi herhalde. Antalya'da seraları bütün şey aldı. Memlekete, başka yerlere şey dağıtan, domates dağıtan, biber dağıtan seralar yerle bir oldu. Bunlar da bir imtihandır. Ve beşir-i sabirin. Cenab-ı Allah diyor ki, ya Muhammed, bu durumlarla karşılaşıp da sabredenleri müjdele. Sabretmek, ya Rabbi ne yapayım, başıma verdiğin bir bela, ben çekeyim demek değildir. Sabretmek, o işi daha iyi vaziyette yapmaya çalışmaktır. Daha güzel şekilde devam etmektir bu işe. Hani derler ya, ölüyle ölünmez. Ölüm de gelebilir. Yokluk da gelebilir. Bahçen de yanabilir. Efendim, malına da zarar gelebilir. Bir korkuya da uğrayabilirsin. Acda kalabilirsin. Ama orada hayattan vazgeçmek, orada ölüm istemek, orada hani intihara götüren şeyler vardır böyle, şeylere kapılmak gibi olmasın. Hayata devam et demektir. Aziz kardeşlerim, ben şunu söylemek istiyorum. Yılbaşı Müslümanın işi değildir. Yılbaşındaki kötü ahlaklardan kendimizi korumaya çalışalım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu, ailemizi, yakınlarımızı, çevremizi, mahallemizi, köyümüzü, kentimizi her şeyle korumaya çalışalım. Dilimiz döndüğü kadar yapılan bir şey varsa onu vazgeçilmeye çalışalım. Vazgeçmiyorsa kötü olduğunu kendisine söyleyelim. İlla onun için kavga etmemiz, dövüş etmemiz gerekmez. Lisan-ı münasiple güzel şeyleri tavsiye edelim. Demin ki dediğim gibi şöyle bir muhasebemizi yapalım. Kendi evimizin şeyini yapalım. Kendi dertlerimizle meşgul olalım. Kendi sevinçlerimizle sevinelim. Tabii ki Müslümanın da gülmek, oynamak hakkıdır. O da sevinecektir. Ama sevinilecek şeylere sevinelim. Yılbaşı sanki, dün bir şey okudum ben bir şeyde Facebook'ta. Efendim, işte diyorlar ki, hindi kesiyorlar ya Batılılar. Hindi Türk demekmiş onların dilinde. Bir kardinal mı desem, papa mı desem, işte bir hindi kesmiş, getirmiş de bu demiş Türklere benziyor demiş. Ondan sonra o kelimeyi Türkler adına kullanmaya başlamışlar. Yani adamlar bizi eskiden beri kendilerine göre yemek istedikleri, yok etmek istedikleri nesne olarak görüyorlar. Bize ne kadar şirin görünürse gözüksünler, aslında bize her zaman düşmanlar. Çünkü ayet Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Sen Yahudileri, Hristiyanları
razı edemezsin ya Muhammed diyor. Ne zamana kadar? Onların dinine tabi olana kadar. Onların inancıyla inançlanana kadar. Onların adetlerinin tamamını kabul edene kadar. O halde birçok ayette zaten bildirilen şey, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyin diyor Cenab-ı Allah. Bizimkiler malum işte bakıyorsun içimizdeki aman ya bu memlekette yaşanır mı, bu memleket şöyle, bu memleket böyle. Efendim herkes yükünü tuttuktan sonra bir yerlere kaçıyor gidiyor. İşte köyde büyüyen şehre geliyor. Şehirde kendisini durumunu düzelten daha büyük şehre gidiyor. Daha büyük şehirde servetini artıran, fabrikalar kuran kişi parayı alıp yurt dışına kaçıyor. Efendim, hiç bu milletin, bu toprağın, onu yetiştirenlerin, ona buradan nimet sağlayıp okutanların, efendim servet sahibi yapanların hakkının var olduğunu bilmiyor. Bak demin bir ayet okudum. Hakkahu diyor Cenab-ı Allah. Fakirin, yakınının, yetiştiğin yerin sende hakkı vardır, hakkı. O hakkı götürüp başkasına veremezsin. Ben 50 seneye yakındır Sivas'tayım. 50 senedir bildiğim nice zenginler Sivas'ı terk etti gittiler. Sivas'ta zengin oldular ama Sivas'ta o parayı koymadılar, o parayı aldı götürdü başka yere taktılar. Sivas'taki insanların onlarda hakkı vardır. Onlardan her gün alışveriş eden insanların o zengin olanlarda hakkı vardır. Ve o hak bir gün onlardan istenir. Buna dikkat edilmesi gerekir. Memleket severlilik bundandır, böyledir. İnsanın tabiatında memleket sevgisi vardır. Vatan sevgisi vardır. Nerede yetiştiysen oranın sevgisi vardır. Peygamber Efendimiz Mekke'den hicret etmek mecburiyetinde kalınca giderken dönüp dua ediyor. Diyor ki ey Mekke, ey Kabe, seni seviyorum. Senden ayrılmak istemiyorum. Ama gitmek mecburiyetindeyim diyerek Medine'ye hicret ediyor. Ve Medine'ye vardıktan sonra da günlerce Mekke'nin sokaklarını rüyasında görüyor. Bu vatan sevgisidir. Bu yaşadığın yerin sevgisidir. Ona da bağlı olmak mecburiyetindeyiz. Onun hakkını da korumak mecburiyetindeyiz. Bu duygularla geçen senemizin hayırlı geçmiş olmasını, gelecek senemizin bizlere daha çok hayır getirmesini Cenab-ı Allah'tan dua ederek istiyorum. İnşallah vatanımıza, milletimize, memleketlerimize, memleketimize, İslam alemine gelecek seneler hayır getirsin, kurtuluş getirsin. Zalimlerin elinden, mazlumların kurtuluşuna vesile olsun. Arakan'daki Müslümanların, Filistin'deki Müslümanların, Suriye'deki, Irak'taki Müslümanların ve Türkiye'deki ve bütün dünya üzerindeki Müslümanların Cenab-ı Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Hayırlı günler, hayırlı gelecekler diliyorum aziz izleyici kardeşlerim. Hoşça kalın.